Arkadaşlar merhaba. Bu seferki içerik diğerlerinden çok farklı. Bir telefon geldi. Doğukan Bey bir reklam filmi çekeceğiz. Tabii nasıl yardımcı olabilirim? Yurt dışı menşeli bir telekomünikasyon firması için otomobil kullanacaksınız. Tamam. Sevdiğim bir iş. Ne kullanacağım? Mercedes AMG. Belli ki ciğerli bir şey kullanacağız. Hangi pistte çekiyoruz? Pist değil, caddelerde izin almış şekilde. Bol yanlamalı bir GTS AMG kullanacaksınız. GTS AMG caddede yanlama. Kaç para bu araba? 6 milyon TL'cik. Ve şimdi Kala filmin çekmiş olduğu ve stunt driverlığını yani sürücülüğünü benim yapmış olduğum Türkiye'de bugüne kadar çekilmiş en aksiyon dolu otomobil sahneli reklam filmini izleyeceksiniz. İyi seyirler. Kendi arabamı getireceğim ben buraya gelirken. Oradan bir çıkış yaparım. Arabayı ilk defa gördüm. Daha incelemedim de çünkü heyecanlıyım. Hemen bir tanımam lazım. Ya bir kullanırsam rahatlayacağım. Ne olduğunu bilmediğim için biraz böyle tereddütlüyüm. Arabanın sahibi burada. Haliyle o da çekiniyor. Hak da veriyorum. Hissediyorum enerjimiz tutacak arabayla. Tutacak tutacak. Güzel olmuş. Kaplanmış araba güzel olmuş. Beğendim yani. Yeah!
Araba zaten drift istemiyor. Araba zaten drift yapmanı istemiyor. Yani biz ama şu da var abi, sonuçta bu arabayı sen race moduna aldığın zaman piste çıkıyorsun. Ve piste çıktığın zaman da bunların hepsini yapıyorsun. Setteyiz. Muazzam bir set. Başka bir şey soracağım. Şu ışıklara ne deniyor? Frezner mi? Frezner. Frezner. Şu da Arimex. O da 18 kW. Evet. Biliyormuş gibi yapayım. İki tane, tam iki tane 18 kW Frezner koydular. Basma. Frezner ne dersen hayvan gibi aydınlatma yapılacak burada. Bir kere muazzam bir prodüksiyonun içerisinde olmaktan çok büyük bir haz alıyorum. Çünkü Türkiye'de bu derece profesyonel çekilmiş otomobil sahnelerinin olduğu başka bir etkinlik yok. Yani olmadığını öne sürüyor film şirketi. Beni tercih etmelerinden dolayı açıkçası mutluyum. Gerçekten baktık. Yani şurada hiç değilse bir 8 tane karavan var zaten. Kostüm ekibinden tut, ışıklandırmasından tut, dekor amaçlı olsun, jeneratörler olsun. Yani çok emek var. Öyle söyleyeyim, çok emek var. Zaten benim istediğim şartları yerine getiriyorlar. İşte ambulansından, yangın söndürme ekibinden vesaire. Bütün bunların hepsi buradaki yapılacak basit bir drift sahnesi için aslında. Burada şeyi canlandıracağız. Hani 4G'nin G harfini çizeceğiz. Bunun içerisinde tabii görmediğim işte drone ekibi var. FPV dedikleri. Hızlı drone ekibi var. Bir de daha büyük. Inspire. Inspire tipi böyle altı kanatlı olan, altı pervaneli olan drone kitlerinden var. Zaten makineler kameralar açmış. Hepsi Ari. Onları gördüm. Demin gösterdiğimiz şey var. Russian Arm dediği aracın üzerinde kamerayı kontrol ediyor. Onu 4 kişi kontrol ediyor. Herkes canla başla çalışıyor tabii. Acayip. Acayip yani, yabancı olduğum bir alan değil ama sürekli bir ölçüm, yeniden bir arabaya 8 kişi konsantre oluyor falan, herkesin bir görevi var. Çok farklı. Şimdi bu sahnede içeriden gelip yan dışarı çıkmam gerekiyor. Fakat burada da bir takım kurallar var. Mesela içeride lastik izi bırakma gibi bir hakkımız yok. İstemiyorlar lastik bırakmamızı. Dolayısıyla çıkışa kadar gelip çıkıştan itibaren yapmam lazım. Ama keyifli bir sahne. Yani ben olsam ben de böyle bir sahne koymak isterim açıkçası. İstedilen mi? 5 gün. 5 gün değil ama sanki 3 gündür bunu çekiyormuşuz gibi hissediyorum. 3 gündür bunu çekiyoruz gibi hissediyorum. Tabii şey, GCK çekiyoruz.
Günümüz başka işler var, onlara koşturuyoruz. Dolayısıyla yorgunuz. Zemin bayağı kaygan. Epoksi olduğu için biraz tozlu olunca araba yağ gibi kayıyor. Aslında ne güzel olurdu. Biraz daha olsa bir arabayı böyle böyle olduğu yerler ki of. Önereyim bakayım kanına girecek miyim? Ben bir yönetmeni zehirlemeye gidiyorum. Ya ilk başta Güven'in koordinatörün ayağına baktım. Bu kadar. Sonra yönetmenin ayağına baktım. Onun ayağı da bu kadar. Ulan dedim ne oluyor bunların ayakları niye böyle? Daha sonra uyandım. Meğerse burada korumalı ayakkabı giymek zorundaymış. Yönetmenin ayağına bak. Geldiğinde baktım. Ya diyorum ekipteki çalışanların ayakları niye bu kadar büyük? Uçlarını korumalı. Çok cool abi. Gerçekten sıra dışı bir film oluyor. Yani Türkiye standartlarına göre iyi bir film oluyor. Tek shot otomobil planlarının olduğu bir görsel şölen yok herhalde diye düşünüyoruz. En azından bizim düşüncemiz bu. Çıkarken kardaki orada gidiyor gönlümün efendisi. Ne buldun yine? He? Abi Mazda Miata Hakan abi çift turbo takmış. Şu küçük turbo. KP36. Ha bir turbo. Bu da şey K04. O yüzden Çankırı'nın 50 devirde buluşu var. Yani istediğim her yerde buluşu var. V8 gibi yani. Üstlerde? Üstlerde bir devreye giriyor. 3000 devirde şey yapıyorlar. Bir koreografisi var bunun. Onu da şuradaki elektromekanik sistemle yaptım. ECU'dan programla çıkışlar aldım. Bunları aktive ediyorum. Burada bir ana flapper var. Ana flapper bunların önce bu tek çalışıyor. Sonra tamam. Compound çalışıyorlar. Compound çalıştıktan sonra bu artık yeteri kadar hıza erişiyor anlamlı bir hıza. Buna devrediyor. Onu merak ediyorum. Üstte yani bu nasıl, bunlar nasıl arınıyor onu merak ediyordum. Şey işte şurada tamamen egzoz akışını değiştiren bir şey var. Bir de değişik bir şey yaptım. Bunun kendi internal wastegate'i var. Internal wastegate'i cruise koşullarında yani 100 kph'nin altında açık tutuyorum. O sayede bunlar free wheel ediyorlar ve scavenging'de çok ciddi yakıt ekonomisi getiriyorlar. Sultan abi seni yavaştan alabiliriz. 95 kph'da o wastegate'i kapatıyorum, bununla kontrol ediyorum. Bunu da programlayabiliyorum. Anlattığı hikaye bayağı enteresan bir hikaye. Yani yapılmayan... Evet. Buradayım ben. Bunu konuşacağız. Evet. Tamam. Fon bezi versin Emre. Emre fon bezi. Ver fon bezini hemen. Saat 6'ya geliyor değil mi? Evet 6'yı geçti. Geçti mi? Bu da ambulansın açıkçalarından bahsediyorsun tavsimetrik. Tamam. Ya 6-7 saniye çeksen yeter onlar bana. Evet bugün de bitti.
saç gözükmesin diye soldan topladık. Bir yer gözlerin kapanmıştı. Ay şey çok güzel. Kask var ya. Ne zaman gözümü kapattım da büyük kamera çekiyor bir ara be. Öyle. Altında 10 milyon. Ama şey tünelden de 180'de geçiyoruz. Ya istiyor ki ışıklar hızlı hızlı geçsin kasktan falan. 180'de gidiyoruz ben böyleyim. Üçüncü gün. Üçüncü gece daha doğrusu. Karavana gidiyoruz üstümü değişmeye şimdi. Yavaş geldi. Biz yavaş hareket ediyoruz onun için. Yani yavaştan sizi alalım dedi. Buna kastırım. Gece bir şey, karanlık bir zorluk. Bunu kameranın çektiği yerlerde mecbur kullanıyorum. Ama bu önümü görmem gerekiyor. Hep geri çekim olduğu için. İki tane farklı kaskımız var. Kostümatris kendisi. Tak diye anında böyle. Arabada inmeden eldivenlerimi alıyor. Parçalayalım sizi. Burada 30-32 kişi var sadece şu bölgede. Bir o kadar da yukarıda olsa ortalama 60 kişi bir sette sadece bir araba içi çekim için çalışıyoruz. Hani normalde bir GoPro, işte dışarıdan bir kamera 3 kişi çekermiş gibi gelen bir hissiyat. Ama o prodüksiyon işte 60 kişiyle oluşuyor. Biraz ileri gitmem. Hazırım diyor. Yürü! Yürü! Dönüşte de ortadan geldi Okan. Tıp, tıp, tıp. Yine yolun ortasından gel. Kayıttayım. Ser abi. Ayalar da gönderiyor. Ben de. 3, 2, 1. Dönüşte artık şu kavşağı göreceğin yerlere doğru izin verin ki araba çıksın kadrajdan. Tamam hadi dönüşte falan. Evet, hazır mıyız? Hadi hele. Hazır. Bekle. Patron bunu da çok yükselmeni istemiyorum, tamam mı? Tamam hocam. Hazır. Evet. Kamera. Akıyor. 3, 2, 1, çık. Yürü abi, hızlan, 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 hızlan. Evet. Kaç be? Tamam, bir bakalım. Yine biraz soldayım galiba, sonra sağa gideceğim. Senin ya abi, senin iyi. Bu güzel bizim için bu ortalama. Evet. Tamam, bir trafiği açtım, boşalması gerekiyor abi. Evet, Mecidiyeköy'ün bir kısmını TF'ye kapattılar. Diğer kısımlarını da 10'ar dakikalık sürelerle kapatacaklar.
Bugünlük Baydos. Yönetmenimiz. Kahramanımız. Güzel. Ya şu bölüm bitti ya. Evet ve çok güzel bitti. Bu bölüm güzel bitti. Evet. Bunu tamam. Rahatladım. Şimdi bundan sonra her şeyi yaparız. Araba da çıkardı. Oldu. Yoruldum. Yani yarın falan anlatırım duygularımı. Bu diyor ki arabayı diyor alacaksın diyor. Oradan diyor. Oradan değil diyor. Buradan diyor. Geleceksin yan yan oradan çıkacaksın diyor. Öyle diyor. Peki Doğukan yas yan mı yap yan mı? Yan yan. İkiz de değil. İkiz de değil. O daha olabilitesi var. Yani oradan böyle açılmanın. Dışarıdan pek şey gözükmüyor. Ya bu arabayla olabilir gözükmüyor. Sen düz mü gideceksin? Hayır yan gideceğim. Bir böyle bir düz geçeceğim. Sonra diyor ki buradan yan gel. Yok. Buradan geleceksin yan gel. Abi alet otomatik. En büyük sıkıntı o. Otomatik. El freni olmamasına geçtim. Otomatik olması kötü. Zemin test ettiğimiz güne göre çok daha şey kaygan. Çok tozlanmış. Farklı bir zemin bugünkü. İşime gelir bu arada. Ben bir zemin etüdü yapayım ya. İyi çıkıyor muyum? Saçlara bak. Bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Hiç sakalı şeyi, bıyığı yokmuş gibi duruyor şu an. Ama hali değil. Aha. Doğukan Bey yola çık. Arabaya binecek. Hiç nizami değil. Bakar mısın? Gerçi fena değil ya. Orada birleştirmişim. Aynı yerden geçmişim. Burada açmışım. Yüksek kare çok güzel çalışıyor. Güzel güzel güzel. Bak 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 bak. Ön lastiğe bak. Bu da sinyal çekmeyecek. Bu gerçek tamam. Bu gerçek. Tamam. Anlaşıldı. Bu da gerçek. Ha o da gerçek. Yerdeki gerçek yani. Ha? Neresi gerçek diye sorayım. Altı gerçek. O iyi oldu bunu söylediğiniz. Biri gerçek. Sadece bunu kırman lazım. Hiçbir şey söylemesem nereden geçerdim? Buna olur muydu? Bunu almazdım ama mesela şunu böyle bir yani tahmin ediyorum şöyle bir yan girip falan onu da alayım düşünürdüm yani. İşte kapı kırma sahnesi dedi bana. Aa, ben fantezi yapabilirdim yani en son böyle bir attırayım kıçı falan filan hepsini alayım diyorum. Meğerse direkt kapı... Bence iyi oldu. Acaba üstüne mi yapıyormuş? Bir de daldı ses.